1990'lı yıllarda başbakanlık yapan Tansu Çiller'in o yıllarda ekonomi alanında danışmanlığını yapan bir isim vardı. Memduh Bayraktaroğlu. Bu sıralar yanılmıyorsam ya Sözcü gazetesinde ya da Korkusuz gazetesinde yazıları yayınlanıyor. Kendi adıyla bir YouTube kanalı var. Bir de sosyal medyayı, özellikle Twitter'ı çok etkili kullanmaya çalışıyor ve hatta kullanıyor. İşte bu Memduh Bayraktaroğlu dün tabiri caizse bir bombanın pimini çekti, sosyal medyanın içine attı, ortalık birbirine gitti. Bayraktaroğlu arkasını döndü gitti. O tartışmanın, o iddianın detaylarını birazdan sizinle paylaşacağım. Şimdi paylaşımına bakıyorum, binlerce yorum gelmiş, sosyal medyada trend topik olmuş. Hatta bazı televizyon kanalları bu iddiayı aldı, geniş geniş tartışma konusu haline getirdi. Diyor ki Memduh Bayraktaroğlu, aynen tweetini size okuyorum. Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçecekmiş diyor. Mehmet Ali Çelebi'yi biliyorsunuz. CHP'de siyasete başladı. Ergenekon'dan uzun dönem haksız yere içeride yattı teğmen. Sonra CHP'deki siyasi anlayışı beğenmedi. Muharrem İnce ile birlikte Memleket Partisi'ne geçti. Onunla da yollarını ayırdı. Şu aralar AK Parti'ye geçeceği söyleniyor. Öyle bir iddia var ve günlerdir adamı CHP'liler, AK Parti karşıtları tabiri caizse linç ediyor. Şimdi Memduh Bayraktaroğlu da Mehmet Ali Çelebi üzerinden yola çıkarak çok daha inanılmaz bir iddiada bulunuyor. Diyor ki, okuyorum. Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçecekmiş. Ya o da bir şey mi? Siz iyi izleyin ve İmamoğlu AKP'ye geçerse ne diyeceğinizi şimdiden iyi düşünün. Aracı kim mi? Söyletmeyin beni lütfen. Şu son şeyleri bir daha okuyayım. Siz iyi izleyin ve İmamoğlu AKP'ye geçerse ne diyeceğinizi şimdiden düşünün. Aracı kim mi söyletmeyin beni lütfen. Şimdi bu son söylediği sözlerden anlaşılıyor ki Memduh Bayraktaroğlu bir dedikoduyu ya da bir kısır kulis bilgisini bizimle paylaşmıyor. %100 net emin olduğu bir bilgiyi paylaşıyor. Çünkü aracının kim olduğunu biliyor. Ekrem İmamoğlu'nun onlarla görüştüğünü biliyor ve AK Parti'ye geçiş üzerinden bir pazarlık yapıldığını, bu pazarlığın detaylarına vakıf olduğunu belirtiyor ve söyletmeyin beni diyor. Yani kamuoyuna bilgi vermiyor ama üzerime çok gelirseniz anlatırım diyor. İddia bu. Şimdi kişisel fikrime gelince, beni az çok tanırsınız arkadaşlar. Ben bugüne kadar 20 yıl oldu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminden itibaren kendisini Allah için sevdik. Şuramızda bir Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi oluştu. 25 yıla yakındır da kendisini bazen hatalar yapmasına rağmen, bazen partisinin kusurlarına rağmen, bazen can yakıcı kararlarına rağmen sizin gibi ben de naçizane desteklemeye başladım. Bu süreç içinde AK Parti'ye pek çok isim geldi, katıldı dışarıdan, tasvip ettiğim, etmediğim isimler de tıpkı sizin gibi. Ama Cumhurbaşkanı'nın bir bildiği vardır, bunun partiye bir katkısı olacağına inanıyordur. Daha geniş kesimlere ulaşmak için bir amaç da gütmüş olabilir. Onun için üzerinde çok durmadan asıl olan davayı savunmaktır, asıl olan hak davasının peşinden gitmektir dedim ve bugüne kadar her şeyi kendi açımdan yuttum sizin gibi. Ama mesele Ekrem İmamoğlu olduğunda ben orada dur derim arkadaşlar. Eğer Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin kapısından içeri girerse ben bundan sonraki hayatımın tek bir saniyesinde AK Parti'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı savunacak bir şekilde kalem oynatmam kardeşim. Çünkü İmamoğlu dediğin kişi benim gözümde bambaşka bir noktadadır ki eminim şu anda ekran başında beni izleyen sizler de evet bizim için de bambaşka bir noktadadır diyorsunuzdur. Hiç kimse kusura bakmasın. Bana kızacaksanız, beni linç edecekseniz başım gözüm üstüne. Ama bu kararımda ben %100 kararlıyım. Ben Selahattin Demirtaş'ın siyasi çizgisini beğenen bir adamın AK Parti'nin içine getirilip transfer edilmesini kanım ve namusum kabul etmez.
Selahattin Demirtaş'ın eşini getirip belediyede ağırlayan, kendisiyle doğum günü kutlaması için kendisine koşa koşa giden bir adamın AK Parti'ye girmesini benim vicdanım kabul etmez. Selahattin Demirtaş'ın dağdaki terörist ağabeyinin yazdığı kitabı, PKK'yı öven kitabı, belediyenin kültür yayınlarında yayınlayan bir adamın AK Parti'nin kapısından içeri girmesi demek, benim inandığım hak davanın tamamının yerle bir olması demektir. Döner derim ki AK Parti bir dava partisi değilmiş, benden buraya kadar. Devam ediyorum. Bir ayak üstünde 40 yalan söyleyen ve önüne gelen herkese inanılmaz iftiralar atan ve bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere devletin neredeyse bütün yöneticilerine ağzını yaya yaya hakaret eden bir belediye başkanının ben AK Parti'ye kazandırılmasına isyan ederim, itiraz ederim. Devletin valisine it diyen ve bunun arkasında bile delikanlıca duramayan bir adamın ben yarın davasının arkasında mertçe durabileceğine inanmam. Onun için bu adamın partiden içeri girmesini kabullenmem, kabullenemem. Siyasi hayatı boyunca Beylikdüzü'nden başlamak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden güdük siyasi hayatı boyunca tek bir başarısı olmayan, işi gücü onun bunun hizmetinin üzerine konmak olan, başkasının yaptığı işleri ben yaptım dercesine yalan söyleyen ve bu yalanın arkasına ortaya çıkmasından sonra da pişkin pişkin gülen bir adamın ben AK Parti'nin davasına hizmet edeceğine inanmam. Neredeyse 3,5 yıldır, 3 yıl ya da 3,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve bir felakette Erzurum'da, diğer felakette Karadeniz'de, diğer felakette Muğla'da, Bodrum'da, Aydın'da, şurada burada tatile giden ve hayatını tatilden ibaretmiş gibi oluşturan bir kişiye, hizmet anlayışı olmayan bir kişiye ben dönüp de ulan helal olsun AK Parti'ye geldi, AK Parti çok büyük bir dev kazandı gözüyle bakmam, bakamam. Eğer AK Parti böyle bir adamı da parti kapısından içeri sokarsa tüh sizin kalıbınıza yazıklar olsun derim, arkamı döner giderim. Daha dün değil miydi siz bize Ekrem İmamoğlu bilmem işte İngiliz Büyükelçisi'yle niye buluştu, devletin gizli sırlarını sattı diye feryat figan eden? Daha dün değil miydi Ekrem İmamoğlu PKK'lıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne doldurdu diye şikayet eden siz değil miydiniz diye bunu söyleyen kişilerin, çok affedersiniz, karşısına geçerim, lanet okurum, derim ki sizin kişiliğiniz, insanlığınız, omurganız ölmüş. Sizin vicdanınız ölmüş. Bu işi o kadar kolay değil. Bakın Mehmet Ali Çelebi alır getirirsiniz. AK Parti'ye aha şu kadar faydası olacağına inanmam da. Milletin derdi çünkü ekonomi, milletin derdi piyasalar. Millet diyor ki benim yaramı önce bir tedavi et. Dolayısıyla o partiden o partiye geçen kişilerin AK Parti'ye en son kapağı atmasının millet nezdinde bir itibarı, bir katma değeri olmaz. Ama yine de itiraz etmem. Çünkü bu ülkenin şerefli ordusunda görev yapmış bir adamdır. Ergenekon'dan haksız yere ceza yatmış bir adamdır. Çıkmış, çok özür dilerim, CHP'de Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına göre bir siyaset yapmaya çalışmış. Bakmış ki CHP öyle bir derdi yok CHP'nin. CHP mezhepler üzerinden ve PKK üzerinden, HDP üzerinden siyaset yapıyor. Mertçe arkasını dönmüş gitmiş. Sonra Muharrem İnce ile bir şekilde anlaşamamış ve dönmüş. Demiş ki ya ben Cumhurbaşkanı'nın kıymetini anladım, 15 Temmuz'da ben gelirim. Çelebi ve Çelebi gibilerden 100 tanesini, 1000 tanesini başımın üzerinde kabul ederim. Kardeşlerim, savunmaya başlarım. Ama Ekrem İmamoğlu dediniz mi? Ha Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirmişsin, AK Parti'ye kazandırmışsın.
ha Ekrem İmamoğlu'nu getirmişsin AK Parti'ye kazandırmışsın. O değil. O kadar uzun değil yani. AK Parti seçmeni o kadar geniş değil. Hiçbirimizde bu kadar manda genişliğinde bir insan bulamazsınız AK Parti'de. Onun için istirham ediyorum. Yani bu iddia ortaya atıldı. Sosyal medya kaynıyor. AK Parti'den tek bir kişi çıkıp da ya bizim böyle bir adama teklifimiz falan yok kardeşim diye olayı yalanlamıyor. Ya da Ekrem İmamoğlu cephesinden birisi bu olayın aslı astarı yok demiyor. Demek ki bir yerlerde bir şeyler var. Yani AK Parti'nin bilgisi dışında olsa bile birileri işgüzarlık yapıp Ekrem İmamoğlu'nu AK Parti'ye kazandırma sözüm ona girişimlerinde arabuluculuk yapıyor. İstirham ediyorum, yalvarıyorum. Çıkın, bizim İmamoğlu gibi bir siyasetçiyle işimiz olmaz. AK Parti'nin kapısından da içeri giremez. O aracılık yapan hangi, ağzımı bozmayayım, o aracılık yapan İmamoğlu'na AK Parti'ye gelir misin, gelmez misin diye pazarlık yapan da her kimse namertlik yapmasın, bu pazarlığı sona erdirsin diye açıklama yapın. Tekrar tekrar söylüyorum. Benim kırmızı çizgim Ekrem İmamoğlu'dur. Ekrem İmamoğlu'nun adı AK Parti ile anıldığı gün ben bilgisayarımı kapatırım, kalemimi bırakırım. Derim ki kardeşim ben bundan sonra Survivor izlerim, MasterChef izlerim. Ben bundan sonra sanat camiası, havucun faydaları, işte kaç kaloriyle günü geçiririz gibi programlar yaparım ama siyaset adına hiçbir şey yapmam. Ve yedi cedime lanet olsun AK Parti'ye seçim döneminde oy vermem. Bu kadar net söylüyorum.